Merhaba gençler, şimdi kimyasal tepkimelerde denginin ikinci testiyle devam ediyoruz. Burada da farklı kalıplardaki soruları görmeye çalışacağız. Peki hocam bize nelerden bahsediyorlar dediğimizde. Birinci soru bize diyor ki, şöyle kalemini de seçelim de kırmızıyı. Denge halindeki bir tane tepkime vermiş, sabit sıcaklıkta yapılan etkilerden hangisi dengeyi ürünler yönüne hareket ettirir? Diyor ki bana bir şey yap, yaptığın etki sonucunda ben buraya doğru kayayım diyor kendim. Peki ne yapacağız bir bakalım. NO gazı çekmek. Şimdi NO gazı nerede? Girenlerde. Eğer bunu çekersem sistemin girenlere kayması lazım. O zaman bunu uygulayamam. Bu gitti. Kabın hacmini arttırmak. Şimdi molarite eşittir N bölü V değil mi? Hacim artarsa derişim ne oldu? Azaldı. Derişim ya da basınç azalınca. Azalan bu etkiyi arttırmak istiyorum. Peki bunun için nereye gitmem lazım? Ürünlerde 2 mol Girenlerde 3 mol gaz var. O zaman ben kime kayacağım? Yine girenlere kayacağım. Yani bu etkinlik de olmalı. NO2 gazı eklemek. Şimdi eğer ki bu maddeden eklersem sistem nereye gidecek? Burayı arttırdığım için yine girenlere kaydı. Oldu mu? Gene olmadı. O2 gazı ile tepkime verebilen bir gaz eklemek. Şimdi çok dikkat et. O2 gazı ile tepkime verebilen bir gaz eklemek demek. O2 gazını çekmek anlamına gelir. O2 gazını çekersem sistem nereye kaydı? girenler yönüne kaydı. O zaman bu etkinlikte ne oldu? Olmadı. Peki geldik sona. Kaba bir miktar daha NO gazı eklemek. NO gazı neredesin? Girenlerde. Bundan eklersem sistem nereye kaydı? Ürünlere. O zaman bu etkinliği yapabilirim. Yani cevabım E seçen olarak gelecek. Geldim bir diğer soruya. Diyor ki sabit hacimli bir kapta verilen tepkime dengedeyken kaba aynı sıcaklıkta HC ile gazı eklenirse dengedeki her bir gazın değişimi nasıl olur demiş. Şimdi şöyle diyorum. Sabit sıcaklıkta her şey sabit. Kimden ekleyeceğim? HCl'den. HCl'nin miktarı arttı mı bir anda? Arttı. Kafadan şunu söyleyeceğim. Bak bunun başka hiçbir ihtimal yok. Buranın mutlaka ama mutlaka artar olması lazım. Yani Edirne'yi silemedim. Edirne'yi ve Bolu'yu sil gitsin. Tamam mı? Çünkü ekledim adam miktarı artacak. Ama hocam bir miktar ürüne geçecek. Tamam, geçecek ama sıfırlanacak mıydı? Hayır. Şimdi burası arttığı için bir zaman sonra hem buranın hem buranın azalıp sistemin ürünlere kayması Buraları geri arttırması gerekiyor değil mi? Burada sadece HCl'ye dikkat et. Eklediğim bir madde önce bir anda çıkıyordu, daha sonra azalıyordu. Ancak sıfıra ulaşman için başlangıca göre arttırmış oluyorsun. Peki hocam, N2O4'ten eklemedim ve ürüne dönüştü. O zaman bunun miktarının olması lazım, azalması lazım, değil mi? O zaman Denizli'de salladık gitti. Şimdi geldik iki seçeneğe. NH3 ve Cl2 ikisi de ürünlerde Ürünleri kaydırdığım için her ikisinde miktarın ne olmasını bekliyorsun? Artmasını bekliyorsun. O zaman her ikisinin de miktar nerede artacak arkadaşlar? C seçeneğinde yani cevabımız C olarak karşımıza gelecek. Devam ediyorum. Yukarıda bir tepkime vermiş. Bu tepkimesi dengedeyken tepkime kabına su ekleniyor. Şimdi arkadaşlar dengedeyken tepkime kabına su eklenmesi molarite eşittir. N bölü V demek değil mi? Hacim arttığı zaman derişim azalacak mı? Derişim azalırsa sistem derişimi geri arttırmak için mol sayısı çok olan yere kayacak. Peki hangi mol sayısı? Şimdi bu tip soruda çok dikkat et. Şu adam ne katı? Gitti. Bu adam ne katı? Burası beni ilgilendirmez. O zaman ben hangi mol sayısının artmasını bekliyorum? Suda çözülmüş olan iyon mol sayısı. Hangi tarafta daha fazla hocam ürünlerde? O zaman sistem nereye hareket etti? Ürünlere hareket etti. Bu bilgi cepte. Yalnız şuraya çok dikkat edin. Hocam biz bunları mesela şöyle grafikte gösterelim mi bunları? daha güzel olur hatta şurada kim var arkadaşlar bakır iyonumuz var burada kim olsun mesela gümüş iyonumuz olsun gümüş artı diye soyd dediğim zaman ikisinin değişim ne oldu bir anda azaldı peki nasıl azaldı küt küt diye bir anda düştü bunlar sistem nereye kaydı ürünlere kaydı o zaman ürünlere kaydıysa bakırın miktar birazcık daha azaldı gümüşün miktarı arttı ama eski haline dönebildi mi dönemedi şimdi bilgimiz bu şekilde geldi geldik yoruma. Bakır artı 2. iyon derişimi azalır. Hocam ikisinin de derişimi azalır zaten. Bak her ikisi de azalır. O zaman doğru bir cümle. Peki denge girenler yönüne hareket eder. Denge nereye kaydı arkadaşlar? Girenler yönüne doğru kaydı. O zaman doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi. Peki bakır katısının kütlesi artar demiş. Şimdi dengeyi nereye kaydırdım? Ürünlere kaydırmıştım. Ha bir dakika de, denge girenler yönüne. Denge ürünlere kayıyor. O zaman bu yanlış oldu. Heh. Bakır kütlesi artar dedi. Şimdi baktım. Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Derişim cinsinden söylerse bakır katısının da burada gümüş katısına derişimine de dokunamaz. Çünkü derişim yok onun. Ama miktarı söylerse sistemi ürünlere kaydırmak demek bu ikisinin mol azalıp bunun mol sayısını oluşturmak anlamına geliyor. E sistemi ürünlere kaydırdığım için bakır katısının miktarını arttırmış olursun. Bak katı kütlesini arttırırsın sıkıntı yok burada. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Şimdi burada şunu diyeceksin. Kata hocam hani katılar denge etki etmiyor. De, ka, bak katılar denge etki etmiyor. Ama buradaki yaptığım sistem sistemi ürünlere kaydırmak. Ürünlere kaydırdığım için ürünlerdeki maddelerin mol sayısının artması gerekiyor. Hangisinde? İkisinin de. Ama derişimi sorarsak katıyı kale almıyorsun. Derişimde sadece kime bakacağım? Gümüşe bakacağım. Ama katı kütlesi derse doğru diyorsun artar diyebilirim. Hangisi doğru olduğu zaman 1 ve 3 yani C seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Devam ediyorum 4. soruyla. Diyor ki tepkimesi dengedeyken aynı sıcaklıkta kaba bir miktar klor gazını ekliyorum. Bak tepkime dengede. Gittim şunun miktarını bir anda arttırdım. Küt diye bir anda bunun artmasını bekliyorsun. Tamam arttı. Daha sonra zamanla her ikisinin de azalıp Kime kaymasını bekleyeceksin? Bak burayı arttırdığım için. Sistemin ürünlere kaymasını bekleyeceksin değil mi? E sistem ürünlere kayarsa girenlerin derişimi azalıp bununkinin artmasını bekliyor musun? Bekliyorsun. Fakat eklediğin adamın derişimi eskisinin altına düşmüyordu. O yüzden bunun derişiminin yukarıda olması lazım. Sana ki hangi grafiği doğru çizmişimdir? İlk olarak şuna bakacaksın. Kimden ekledim? hidrojeni? O zaman sadece hidrojenin başlangıçta arttığını göreceğim. Olabilir mi? Olabilir. Geldim hidrojen, yok pardon klor eklemiş size. Klorun bir anda arttı. O zaman olamadı gitti. Sadece klorun arttığını gördüğümü gördüm. Olabilir. Geldi. Hocam bunlar parabolik burası olamaz. Parabolik olamaz. Geldim Sadece klor mu artmış? Hayır bu da olamaz. Bak cevap çıktı aslında. Cevap neymiş? B'ymiş. Peki nereden geldi? Şimdi klorun miktarı arttı. Evet. Daha sonra hidrojenle klor azaldı. Başlangıçtaki ee, miktarını arttırmaya başladım. O zaman aradığımız cevap kim geldi? Bolivya olarak karşımıza geldi. Geldim 5. soruya. Diyor ki tepkimesi dengedeyken sisteme iki tane etki yapmış. Birinci ve ikinci işlemler sonucunda denge sabiti Kc ve karbondioksit gazının derişimi ne olur? Sıcakla dokunmuyorsam Kc'ye dokunma. Baktım sıcaklık var mı? Var. Dokunmuş. Dokunduğum sistem endomu egzomu diye bakıyorum. Sistemde delta H pozitifse sistem neymiş? endotermik bir tepkime. Giren maddenin miktarı arttı mı? Arttı. Sistem kime doğru hareket edecek? Ürünlere doğru kayacak. Sistem ürünlere doğru kayınca Kc dediğim şey aslında K ileri bölü K geri değil mi? Evet. Sıcaklık artması her ikisini de arttırır ancak ileri yönde kaydığı için ileri yönlü tepkime hızını geri yönlüğe göre daha fazla arttıracak. Bu yüzden derişimler cinsinden denge sabitin miktarı artacak. Hocam diğerinde ne? Gaz ekleme, gaz çıkartma, basınç falan. Bunlar KC'ye etki etmiyor. O zaman doğruca KC'yi bahsedebilir miyim? Bahsederim. Birinci işlem sonucunda KC'nin değeri ne olduğunu gördüm? Artar. Ve artar olduğunu gördüm. Birinci işlemde. Bu kesin bir bilgi. Peki hocam sistemi ürünlere kaydırdıysa ürünlerin miktarı artmadı mı? Arttı. O zaman karbondioksit gazının miktarını ne olarak göreceğim? Artar artar. Şu anda eleyemedim. Yani aslında sadece BC ve E seçeneği yok. Hala iki seçenekte kaldım. Geldik ikinci işte Karbon Karbondioksit gazı ekliyorsun. Şimdi karbondioksit gazını bir anda ekleyince sistem nereye doğru hareket etti? Girenler yönüne doğru hareket etti. Şimdi burada çok dikkat edin. Bu bir tuzak soru. Nasıl tuzak soru? Girenler ne? Katı. Hocam bir tane gaz var burada. O zaman bunun denge sistemine bakmak istersem şöyle değil mi? Bakın bu örneği vermiştik hatırlıyorsanız. Karbondioksit gazının derişimine bir etki yaptım. Dışarıdan ekledim. Küt diye miktarı arttı. Şimdi dengeyi bozdum. Geri dengeye gelmek istiyor. Ancak dönebilecek kimse var mı? Yok ki. Diğerleri katı. O zaman denge bu etkiyi azaltıcı yönde hareket etmek isterse geri eski haline gelmesi lazım değil mi? Bak geri eski haline gelmesi lazım. O halde şöyle diyebilecek miyim? Karbondioksit gazının Miktar ne olmayacak? Değişmeyecek hocam. Niye? Çünkü geriye kalanlar katı. Çok çeldirici, çok tuzak bir soru. Peki, derişim, derişimler cinsinden denge sabiti hocam burası zaten değişmez. Tamam, Burası değişmeyen bir yüküm. Mesela şu da aynıydı ama. Biz nereden yakaladık? Şu anda hepsini sağlayabildiğim D seçeneği olarak karşımıza geldi. Sağlam sorulardan birisidir. Çünkü katı katı gaz vermişsin. Bir tane farklı madde vermişsin. Yaptığın etkiyi ona göre geri sıfırlaman gerekiyor. Sıfırlamak için eski haline dönme şartını kullandık burada. Anlaştık mı gençler? İyi sorulardan biriydi. Şimdi geldik bir diğerine. İdeal pistonu bir kap vermiş. Yukarıda hareketli pistonu kapta tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta anda şöyle böyle işlemler gerçekleştirdi. İşlemleri ayrı ayrı uygulanırsa klor gazının derişimi aşağıdakilerden hangisi gibi değişir diyor. Şimdi, bir inceleyelim, bir inceleyelim. Birinci de kaba enol gazı eklemiş. Kaba enol gazı eklersem şimdi şöyle yaptım. Enol gazını ekledim. Enol gazını eklediğimde sistemi nereye doğru kaydıracağım? Buraya doğru kaydıracağım. Burası cepte. Ancak şöyle bir şey var. Ayrı ayrı uyguladım sistemde. Benim kabım nasıl bir kap? Hareketli pistonu kap değil mi? Sisteme NO gazı ekledim. NO gazın miktarı arttı. Ancak aynı zamanda ne oldu arkadaşlar? Bak molarite eşittir. N bölü V ya. V de arttı. Hacim de arttı. Hacim artınca küt diye derişimler ne olacak? Azalacak. Şimdi arkadaşlar zaten klor gazının bunu eklediğin için sistemi ürünlere kaydıracağım. Miktarını biraz azaltacaktır. Aynı zamanda kabın hacmi de arttı. Bir kat daha azalacak. Yani klor bayağı bir azaltman lazım. O zaman klor derişimi ne olacak? Ciddi bir manada azalır olarak karşımıza gelecek. Yani denizi ve boluyu sallayın gitsin. Devam ettim. Pistonu bir yönünde hareket ettiriyorum. Bir hangi yön? Biri yazmamışız. Güzel. Evet. Bir yönü tahmin edelim. Hangi yöne bir demişsizdir. Şöyle bir şey yapalım mı gençler? Sistemi hangi yönde hareket ettirelim Şöyle bir şıklara da bakayım. Azalır, artar, değişmez. Tamam hangisini dersem cevap o çıkacak aslında. Ona göre değişiyor. sağlıyorum Bir yönü yukarı olsun. iki yönü aşağı olsun. Yönü yazmayı unutmuşuz gençler. Ee, hangi yönü isterseniz yani şu anda işaretlediğiniz hepsi doğru olacak. Hiç fark etmez. Sadece şu olamayacak onu söyleyeyim. Değişmez olamayacak. Mutlaka değiştireceğiz. Ya arttıracağız ya azaltacağız. Şimdi pistonu bir yönde geçirmek demek ne demek? Burada hacmini bir anda arttırmak demek mi? Hacim artarsa derişim ne olur arkadaşlar? Bir anda küt diye yarıya iner. Derişim iniyor ya. Derişim inince sistemin gaz ses çok olan yöne doğru hareket etmesi lazım. Yani girenler hareket etmesi lazım. Ancak buradaki sistemi çizdiğin zaman şöyle diyecek miyiz? Burada hocam NO var. Burada kim var? Klor var. Burada da kim var? NOCl'miz var. Eğer ki hacim artarsa derişim iniyor ya. Kütür 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 derişimler indi. Kütür kütür değişimleri indirdik gençler. Derişim indikten sonra sistem geri girenlere kaydığı için şöyle diyorsun. Hocam ürünler azalmaya devam edecek. Girenler artacak ama eski halinde ne yapamıyor demiştik dönemiyor. Bu yüzden hepsinin derişimi başlangıca göre ne olacak arkadaşlar? Azalır olacak. Yani cevabı Adana olarak seçtim. Hani cevap şu anda bilmiyorum. Belki de Ceyhan'dır. Ceyhan'sa da şöyle bir etki yapmışız. Bir yönü aşağı yönlü tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bu sürpriz bir soru oldu. Yani tahmin edin diye sormuşum demek ki. Öyle bir soru kalıbı oldu. Evet geldik o zaman yeni soruya. Burada diyor ki yukarıdaki tepkimenin belli bir sıcaklıktaki denge sabiti yani Kc'si eşittir 9'muş. 1 litrelik bir kapta 0, pardon 1,4 mol H2 ve 1,4 mol I2 gazları koymuş. Sonra sistem dengeye ulaştığında H'ının derişimi ne olur demiş. Şu tepkimi bir alalım mı dışarıya? Yani nasıl bir tepkimiymiş? Neden bahsediyormuş? Bir çekelim şu, şunu köşeye. Dedik iki tane H. i Sonra dedik ki Kc'nin kaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kc'yi 9 vermiş. Kc'de 9. Daha sonra 1 litrelik bir kap vermiş. Kıyakçılık geçmiş gene. Yani derişim boy sayısına eşit çıkacak. 1 virgül 4 mol bundan olduğunu söylemiş. 1,4 mol bundan, bundan da başlangıçta yok demiş. Burası başlangıç değişim bir de denge evresi yazalım demiş. Denge. Bir de şuraya geldim. Denge derişimini yazalım demiş. Şimdi bu evrelere geldiğimiz zaman şöyle bir etki yapacak mıyız? Birisi azalacak. Kim bilmiyorum. Bunlar x kadar harcansa bundan da x kadar harcanır. Bundan da 2x kadar oluşur. Tepkime sonunda 1 eksi pardon 1,4 eksi x 1,4 eksi x. Buradan da 2 x kadar var mı? Denge derişimi derken de 1 litre olduğu için doğruca derişim diyoruz. Bu eklediğim mol sayısı aynı zamanda derişim. Bunu da bulduk. Şimdi geldik Kc'ye. Kc dediğim sistem neydi? Ürün bölü giren. Üründe kim var arkadaşlar? H I'nın derişiminin karesi, bölü. girende kim var arkadaşlar? H 2'nin derişimi çarpı. I 2'nin derişimi şeklinde geldi. Geldim KC'ye. KC'ye 9 vermişti. Eşittir dedim. H'ın karesi yani 2x'in karesi geldi. Burası ne olacak? 1 4 eksi x. 1 eksi x. Yani kısaca 1 virgül 4 eksi x'in karesi olarak getireyim mi bunu da? Neden? İkisini çarpacağım zaten. Karesi ifadesi geldi. Neden böyle yaptım? E dedim ki her taraf kare kökü alınabilir. O zaman kare kökü alayım bunları. Burası 3 eşittir gelsin. 2x bölü 1,4 eksi x gelsin. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 1,4 ile 3'ü çarptığımız zaman kaç olacak? 2 geldi. 3 geldi. 1,4,2 eksi 3x eşittir. 2x şeklinde getirmiş olduk. Buradan da ne olacak arkadaşlar? Bunu karşı attığımızda 4,2 eşittir. 5x geldi. Her iki tarafı da 5'e bölersem x eşittir kaç geldi? 4,2 bölü 5. Her iki tarafı 2 ile çarpsam 8,4 bölü 10 yani 0,84 mi oluyor? Aynen 0,84'lük bir rakam geliyor. Ve soru bize diyor ki şimdi sistem dengeye ulaştığında haşanın derişimi ne olur? Ne dedik? X'i kaç bulduk? 0,84 bulduk. Benden kim istiyor? 2X istiyor. O zaman 2 çarpı 0,84 dediğim zaman 2 ile çarptım 8... 2 ile çarptım 16 geldi. 2 virgül kaydının 1 virgül 68 şeklinde karşımıza gelecek. Yani cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor gençler. Peki devam ettim 8'de. Diyor ki bir kimyasal denge tepkimesinde katalizörle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Denge sabitin değerine etki etmez. Niye? Denge sabitini değiştiren tek faktör kimdi? Sıcaklıktı. O yüzden gitti. Tepkime mekanizmasının değiştirimi değiştirir, basamaklı hale getirir, çok basamaklı yapar, aktifleşme edersin, düşürür diyebiliyoruz. Dur, niye şey yaptık? Tik atacağız buna. Tepkime verimini arttırır mı? Arttırmaz, böyle bir yeteneği yoktu. Başlayanı durdurmaz, duranı başlatmazdı. Hangisi doğurmuş? Yalnızca B seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldik 9. soruya. Bakın, bir sistem var. Diyor ki, sabit bir tep. E, kapta şöyle bir tepkimemiz varmış diyor. Tepkimesi dengedeyken T1 ve T2 anında yapılan bazı etkiler sonucunda maddelerin derişimindeki değişim grafikteki gibi gösteriliyor diyor. Grafikte verilen T1 ve T2'de yapılan etkiler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi ilk olarak şunu yapayım. Tepkimeni endoterm yani sıcaklık girenler bölgesinde. Şimdi birinciye baktığım zaman T1 anında bak şurada bir etki yapmışım. Nasıl bir etki? N2 ilavesi. Bitti. N2 ilave edersen Oksijen gazın miktarı azalacak. Girenlere kaydı için daha sonradan bunun miktarı azalacak ve girenlerin miktarı artacak. Demek ki burada N2 ilavesi yapmışım. T1 anı N2 ilavesiymiş. Demek ki Denizli ve Bolu'yu salladık gitti. Geldim T2 anına. Sadece parabolik bir artış ya da azalış varsa sıcaklıkla oynadığın anlamına gelir. Peki nereye doğru arttırmışım? Bak N2 O5'in miktarı olmuş? Azalmış. O halde sıcaklığı arttırmışım sistem ürünlere kaymış. Giren miktar Azalırken ürünleri arttırmaya beklersin. Giren azalmış, ürünleri arttırmışım. Burada da ne yaptık arkadaşlar? Sıcaklığı arttırma bölgesine geçtik. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Dikkat edin. Dediğim gibi mesela ekleme, çıkartma, hacimle oynama sorularını genelde bu kalıpta veriyorlar. Peki, geldim 13. soruya. Diyor ki: "Yukarıda verilen tepkimenin denge hali için bilgilerinden hangileri A büyüktür B olduğunun kanıtıdır. Yani A'nın sayısının B'den büyük olduğunu kanıtıymış. Bir bakalım şimdi. Hacim arttırılırsa. Durdu. Molarite eşittir N bölü V mi? Hacim artarsa derişim ne oldu? Azaldı. Kimin derişimi azaldı? Hepsinin derişimi azaldı. Hepsinin derişimi azaldığı için azalan bu etkiyi geri arttırma yönüne geçeceğiz. Peki bakıyorum. X'in denge derişimi başlangıca göre azalır. X'in deri, denge değişiminin azalması demek bu sistemin ürünleri kayması demek değil mi? Şimdi bu neden kaydı? Azalanı arttırmak için sallıyorum burası 2 ise burası 1 olacak. Şu anda ne oldu? B büyüktür A oldu. O zaman bu etkinlik kanıtladı mı? Kanıtlamadı. Tam tersi yemiş. Gitti. Sistemin basıncı artarsa denge ürünler yönüne kayar. Şimdi bir yapının basıncı artarsa. Artan basıncı azaltma yönüne kayacak. Artan basıncı azaltma yönüne kayıyorsa atıyorum burada 2 mol gaz varsa burada 1 mol gaz olsun ki artan basıncı azalsın. O zaman bu A'nın B'den büyük olduğunu kanıtladım. Bak kanıtladı. Bu arada 2'yi biri kafama göre sallıyorum arkadaşlar. Biri büyük biri küçük olsun diye önemli değil. İstediğin sayı ve 5'i 6 ver istiyorsan fark etmez. Sistemin hacmi azalırsa bak geldim şimdi. Molarite eşittir N bölü V. Hacim azalırsa derişim ne oldu? Arttı. Kimin derişimi? Hepsinin derişimi artan derişimi azaltıcı yöne gideceğim. Peki hangi yöne kaymışım? Y gazın dengedeki mol sayısı artan. Artan derişimi azaltıcı yönde hareket ettim. O zaman burası 1 mol ise burası 2 mol olduğunu söyleyebildim mi gene? Dedim. O zaman bu da kanıtladı mı? Kanıtladı. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Evet, böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Bu testimizin sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar bu üniteyi de bitirdik. Aslında denge ünitesi dediğimiz şey şöyle. Ben dengeyi 3 ayrı, ayrı ünite gibi işliyorum sizde normal dengeden bahsediyorum. Biraz sonra göreceğiz. Asit baz dengesi en sonunda da çözünürlük dengesi. Aslında üçü de aynı şeyi ifade ediyor ve tek başlık altında. Ancak ben üç ayrı başlıkta incelemeyi daha çok seviyorum. Çünkü ayrı ayrı mantıklar anlatıyoruz orada. Bu yüzden arkadaşlar ilk olan denge sistemi yani nasıl kuruluyor, nereye gidiyor, nerede hareket ediyor, nasıl artıyor bilgilerini bitirdik. Sırada kim varmış arkadaşlar? Asit baz dengesi. O zaman bir sonraki ünitede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.